yapılır Ceko konusu bence tartışmasız. Evet. tartışmazız. Top tutabilme, doğru yerde topla oluşma. Ennesiri'nin artıları da Ben ama Ennesiri'nin çok faydalı bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Hatta Ennesiri'nin performansını gördükten sonra Ceko'nun yerine tercih edilecekse Cenk Tosun'a da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ennesiri'nin yapabildiklerini Cenk de yapar. Yapamadıklarının bazılarını da yapmaz yani. Onları da yapabilir bana göre. O yüzden Cenk'e haksızlık ediliyor gibi. Ennesir'in çok, önünde çok de şans bulabilir. Çok yer yok gibi ya. Evet, yani ben evet. ben yine de Ennesir'i varsa hani 30 milyon falan veriliyor diye haberler var. Hemen abi. Var. Öyle bir şey o varsa ben, hemen ben gönder. Bir de abi her şey geçti. Performansı geçti. 30 milyona teklif alıyorsun. Hani bir yani. ay önce aldığın adamdan 10 milyon kar ediyorsun. Tabii ki kendini yeterince iyi kullanıyor. Şu kullanıyorsun. anda bir de öyle... Evet tam bir rol de dönmüş. Ama elde varsa bence Ennesir'i kullanır abi. O yıpratıcılığı başka bir şey. Hı. Ama Ceko için şunu söyleyeyim. 11 seviyesinden düşmüş olsa bile ki bence yani en nesil daha önde yani yıpr yıpratıcılığıyla. Abi bu tip maçlarda son 15 dakika oynama rolünü kabul edecekse bence 42'ye kadar falan oynayabilir. <laughs> bak ciddi söylüyorum. Zlatan mesela 42-43'te bitirmedi mi Milan'da? Böyle olmuştu o da. Tabii. Son, son 10 dakikada aldım verdim plana dönmüştü. Abi Ceko da bunu yapıyor. Hakikaten o top orada kalıyor. Bu role ikna olsa 42'leri falan görebilir. Şimanski Ceko değişikliğinin çok iyi geldiğine net katılıyorum bu arada. Şimanski'nin Şimanski sonradan girmesi. Şimanski'yi ayrı konuşun lazım. Evet. Takım savun. Şimanski insanlar hep skor üzerinden konuşuyor ya. Ben yani ıs... Serdar Serdar Bey mesajı çektim hemen. <laughs> dedi ki abi hani de skorer dedi. Çocuk attı işte. <gülüyor> <gülüyor> Hem de 1.29 gol beklentisinden arttı. <laughs> attı abi daha ne istiyorsun bu çocuktan dedi. Bak, o diyor ki Tarışka'ya gerek yok diyor. Doğru diyorsun. Şimanski'de de. insanlar tabii ki asist gol üzerinden konuşuyor ama mesela ısı haritasını açıp baktığımızda Şimanski geçen sene Kenardan 10 numaraydı. Yani sağ kenar 10 numaraydı. Şimdi sol iç 8 numara. Ve bu adamın takımdaki birincil rolü baskı pres rolü, baskı yönlendirme rolü. Yani taraftar Şimanski'nin gol asist yapmamasından memnun olmayabilir de Mourinho Şimanski'nin oyunundan memnun. Bu arada Mourinho Şimanski'yi bana göre kesmedi. Mourinho Şimanski'yi dinlendirdi. Bu oyuncuyu kullanmama arasındaki ayrımı da bence doğru analiz etmek lazım. Bana göre Şimanski kadrodan kesilmedi. Şimanski dinlendiriliyor Ama, ki Polonya'da da sakatlık nedeniyle ilk maçta oynamadı iki ma milli maçın birinde. Olabilir. Orada da bekledi. Ama şu iyi Takım çok büyük katkısı var ee, Şimanski'nin. i̇şin Mert Hakan'ın da işe dahil olması. Tabii. Bazen yine 60 65 dakika Mert Hakan başlarsın. Şimanski son 35 Tabii. 40 dakika oynatırsın. Bu bir lüks. Çünkü o pres rakibi bozma devamlılığın sürekli hale gelir. Tam tersi de şöyle hani Şimanski'yi baskı preste kullanırsın ve işe yaramayabilir. Yani bu ya, doğrudur anlamında söyleyeyim Yaramayabilir. Yine bir tane hamle oyuncum vardır kenarda. Yani Hı. Mert Hakan'ın geniş sokmak... dahil olması iyi oldu yani. Bu Mourinho'nun yaptığı çok büyük artı ya. Çok Hı. büyük artı yani. Herke... Mesela bir anda ligin 12. maçında Fenerbahçe'nin elinde artı Mert Hakan ve artı Oğuz Aydın opsiyonları oluştu. Bir anda Artıkki evet. artı iki opsiyon ve bir, bir iki opsiyon ihtimalin daha var. Mesela bir anda Levent Mercan'ı da görebiliriz artı opsiyon olarak. Evet. Mesela Oğuz Aydın'ın şöyle bir kadrodaki diğer oyunculara göre farklılığı var. Arka direkte attığı gol var ya Mert Hakan'ın asistinde. Mesela sen maksimaller arasındaki en kendi ne? adına en pozitif artısı Oğuz bu. Sen maksimal gitmez arka direğe. Evet, sen maksimal aya topu, evet. ayağını çok, ister. Çok, çok net. Bir... Oraya gidiyor hep Oğuz Aydın ve bu tip maç planlarında e, çok çalışır. İlk golü attığı yerde kendi kanat pozisyonuyla Hı. hiç alakasız olan çapraz çok yarım tabii. alanda. Geziyor yani. Markajdan evet, tabii. markajdan kurtulmuş oluyor bu dinamikliği sayesinde. Oğuz Aydın'ı da ilk 11 bazen tabii ki rotasyonda oynayan ama evet. en azından Oğuz Aydın'ı da öne geçtiğim maçlarda mesela Göztepe maçı gibi, Samsun maçı gibi oyuna sonradan atıp o boşlukları değerlendirecek bir oyuncu olarak kazanmış oldu Oğuz Aydın kendini hazır tutmuş. Olaya yeterince profesyonel baktığının göstergesi. Bu biraz da işte Hollandalı işi. Yani kime benziyor Oğuz başlangıcı? Ferdi Kadıoğlu'na benziyor. Evet. Ferdi Kadıoğlu da yoktu, yoktu, yoktu. Hatta şunu ben net biliyorum. Kiralanacak takım ar aranıyordu sanırım Ersun Genal zamanında. Yani takımlara haber yollanıyordu Ferdi'yi kiralar mısınız diye. O noktadan yani çalışarak, olaya profesyonel bakarak, kendini hazır tutarak ve aslında hiç düşünülmeyen bir pozisyonda böyle bekten falan kullanılarak bir kariyer yaptı ve Premier Lig'e e transfer etti. Oğuz da Hollanda'da yetişen bir oyuncu. AZ yetişmesi bir oyuncu Altmar'dan. Hollandalılık tarzıyla kendini hazır Oğuz. tutmuş, profesyonel bakmış. Bir de özür dilerim şöyle pas atayım sana. Ee, bu maç belki yeterince gösterge maçı değildi. Dediğin gibi direkt 11'i e hadi yazdık değil ama 11 artı 4'e yazdı. Ben hep takımların 14-15 kişilik bir kadrosu olduğunu düşünürüm. 11 artı Peki Avrupa varsa kesinlikle. Artı 4'te yani bugün Fenerbahçe'de kanat rotasyonu değerlendireceksem onun tarafından İrfan'la Oğuzdur ilk akla gelecek. Oraya alternatif Tadiç'i oraya çekelim, onu buraya çek. Yani aramayacaktır. O Sen Maksim Oğuz, Tadiç'i de İrfan Can. Direkt, direkt, yazacaktır. Samet Sen... de dahil oldu. Tabii onu da yazabiliriz. Mesela Amrabat gelir gelmez direkt oynamaya Hı. başladı. Bunları hep Fenerbahçe'ye artı opsiyon. Oğuz'un en sevdiğim özelliği de izlerken abi hep pozisyon kovalıyor. Hı. Mesela bir böyle bir gökyüzünden top geliyor. Bir düşeceği bir yer var. Taç kornerin orada. Oraya gidiyor. Ya ben gideyim belki önümü düşer ki penaltıdan hemen sonra Gökhan'la girdiği bir pozisyon vardı o. Ya Fenerbahçe'de Fenerbahçelilerin Tuncay Şanlı'dan alışık olduğu evet. taca giden topa koşma, avuta giden topa koşma işini Oğuz Aydın evet. gösterdi. Onun peşinden giderse yani futbolda bu da vardır Fenerbahçeliler için artı bir yazar. <laughs> ya o top taca da çıksa avuta da çıksa oraya gidip sonra saçlarını savurarak dönen Tuncay Şanlı Fenerbahçeliler için unutulmaz bir karedir. Bazen futbolcunun orayı da kovalama. O, bunun e, kötü örneği Mert Hakan. İyi örneği de neden Oğuz Aydın olmasın? Oğuz'la ilgili bir ek yapayım sana. çalışkanlığıyla ilgili. Geçen sene eski hocasıyla röportaj yapmıştım. Ersin Hoca. Bu da Allah rahmet, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ersin Hoca ile röportaj yapmıştım. Şöyle bir örneğini söylemişti Oğuz'un. Pandemi döneminde, o zaman Buca'dalar galiba. Hı hı. Pandemi döneminde her yer kapanma geliyor. Oğuz kendisini kampta tesislere kapatıyor tek başına tesislerde yemeğini falan kendi yapıp antrenmanlarına devam edebilsin diye tek başına bütün tesisi kullanıp orada evet. kapanmaya giriyor yani. O kadar çalışkan bir adam olduğunu söylüyordu. Bu da hani bu kadar uzun süre oynamayan. Evet. Şimdi çoğu futbolcu için ne diyoruz mesela? Çok uzun süredir oynamıyor, maç ritmi yok diyoruz. Oğuz mesela maç ritimsiz değil. Belli ki çok iyi çalışıyor. Kendisine çok iyi bakıyor. Antrenmandaki çift kale maçları Maç gibi görmüş belli evet. ki. Evet. Hazır... İyi tutmuş kendisini. Kendini az tutmuş ki o çalışmasının ödülünü de işte Antalya, e, Alanya transferi yaparak aldı. O dönem milli takım havuzuna girdi. Ve sonra Fenerbahçe'ye attı kendini. Yalnız şey e, dedin ya 3-2'ye gelmesiyle ilgili eleştiri yaptın ya. Orada haklısın. Zaten Mert Hakan falan direkt öz eleştiri olarak da söylediler ama oyuncular ama şey de söyleyebiliriz ama o iki golde çok büyük bireysel hata gol abi. Yani bir yani organizasyon çıkıyor. olsun falan olsun. değil yani. bir 2 kal kendi kalesi. Sonra biri... Telaş'tan bir iki pozisyonu benzer bir şey vardı 3-2'den sonra. O hemen hmm. o ama kırılma yaşanan golü buldu. Ya bazı hmm. maçlar var. Hocaya yazarsın. Bir hamle yapar. Bazı maçlar var. Hoca oyuncu ortak batırır. Bence ama 3-2'ye getirme kısmı tamamen Fenerbahçe'de oyuncuların işiydi. İki tane çok büyük hmm. bireysel atar. İkinci golü Livakovic'e yazarız herhalde ortak. Kesinlikle. İlk golü Cikoya mı yazarsınız, Livakovic'e mi yazarsınız? Biz bunun tartışmasını yarışadık çünkü. İkisi birlikte bence Göztepe'nin yediği gol gibi. Ben yüksek payı Livakovic'e veriyorum. Orada Çünkü kaleci değil mi? Evet, hiç ağzı kıpırdamıyor. Yani o kalecinin bir stoperi yönetmesi lazım. Livakovic bu sezon elde tek kötü maçını oynadı. Evet. Ama mesela Davinson da aynısını Kolombiya'da kendi kalesine evet, atmış. Atladım. Çok benzer. Bir stoperde ayağın ucuyla dokunacak gibi ise de uçmamalı bence, atlamamalı. Livakovic yani bu sezon geçen sezon göre çok iyi başladı, çok iyi gidiyor. Tek kötü maçı herhalde. İki kalecilerin sezonda bir iki tane böyle hakkı oluyor yani kötü maç çıkan hakkı. Neyse ki sonucu Fenerbahçe adına neyse ki sonucu kötü olmadı. Ljokovic adına da. Yani ee, ama o golde mu? de mesela savunmacıdan gelen top kalecileri gerçekten çok ıı, terste bırakabiliyor. Beklemediği bir aksiyon olduğu için. Ama ikinci gol çok bağırdı zaten. Gol ee, ama bunu, bunları konuş sonuç. konuştuğumuz maçın tabelası da 6-2. Ya tabii. Yani. Fişi çekme işi. Mesela Mourinho hep oyunu öldürme derken farkı açmaktan bahsediyor aslında. Onu ilk böyle bunu kullandığı zaman insanlar topu çevirmek gibi algılamıştı. Ama tam tersi yakalamışken öldürelim. Hani bulduğumuzu atalım anlamında herhalde e, oyunu öldürme, Mourinho tabiriyle oyunu öldürme konusundaki en iyi maçlarından birini oynadı. Çünkü 4-5-6 altı evet. takdir bitti maç yani. Sivas maçını da ekleriz. Son iki maçta öğrendiler Mourinho'nun istediklerini gibi de denebilir. S Sivas maçını hiç ortak bile etmedik. evet. için Sanki Trabzon maçıyla beraber Fenerbahçe'de bir şey kararı verilmiş gibi. Hani bir şeyleri değiştirelim. O yaptıklarımız yanlışmış. Bunu şimdi böyle yapalıma dönmüş AZ gibi. olabilir. Trabzon'dan sonra AZ maçı oynandı ya. Ya ben sanki ben yerel ligdeki kar yani AZ maçı bence çok şeydi ya. Çok alakasız bir maçtı yani. Ve, Ve bu, bundan sonra Avrupa için de çok zor fikstüre de soktu Fenerbahçe. İşini bayağı zorlaştırdı. Yerel hmm. lig için sanki biraz daha belirli kararlar verilmiş gibi. Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Abi, skor 3-2'ye geliyorken 6-2'ye gitmesinin doğru bir dersi var. Ama Mert Hakan'ın söylediği o biz fantazi yaptık vesaire. Bak şöyle iki tane şöyle sahne vardı son cümleme olsun. Birinde Tadic sol kenardaydı. Sol kenarda bacak arası yapmaya çalışıyordu. Sağ çizgiye Fred basıyordu. Orta saha Santra'da da Osayi vardı. Bir başka karede de birkaç dakika sonra Kostic sağa doğru top sürüp adam eksilterek top kaptırıp pozisyon veriyordu. Tam olarak bu işte işin fantazisi. Bunu yapmayacaksın. Bu kareyi koyarım ve Fenerbahçe anadolu'nun ekibinde olsam top oyuncuları toplarım ve Inter'in Verona maçının ilk 40 dakikasını izlerim. 17 22 35 38 44 5-0. Tık beyler maç bitti. O <laughs> Bunu yapacaktınız işte derim maçı öldürme noktasında. Bir dahaki maçta sizden bunu bekliyorum derim. Güzel. Biz de başa, o maça başa bakalım. Ben de merak ediyorum. <laughs> ne oldu işte. E, ağzınıza sağlık o zaman. Beşlerce bölümüne geçiyoruz. <laughs>